Günaydın, merhabalar. Ben güzellik koçunuz Sema Nur Demirci. Herkese günaydın. Ben güzellik koçunuz Esma Demirci. Esma'cığım, en çok gelen sorulardan biri, bu sektöre girmek isteyen, daha yeni oluşum içinde olan meslektaşlarımız var. Ne yapmam gerekiyor, nasıl adımlar atmam gerekiyor diye çok soranlar oluyor. Ne tavsiyeler verirsin onlara? Şöyle, sektörümüz çok popüler ve sürekli her gün yenileniyor. O yüzden burada hangisinden başlamanız gerektiğini bilmeniz lazım. Sizin ilgi alanınız ne? Tırnak yapmaktan mı hoşlanıyorsunuz? Makyaj yapmaktan mı hoşlanıyorsunuz? Yoksa kalıcı makyaj mı ilginizi çekiyor? Yoksa cilt konusunda gerçekten çok yetkinsiniz. Kendinize çok güzel cilt bakımları yapıyorsunuz. Ürünler hakkında çok güzel bilgileriniz var. Cilt bakımı mı yapmak istiyorsunuz? Bunların hepsi ayrı ayrı bir dal. Tek bir şey öğrenmenin evet, daha etkili olduğunu düşünüyorum. Ama ben hepsini öğrenmek istiyorum. Her alanda böyle profesyonel olmak istiyorum. Şunu söyleyebilirim ki her işi yapan hiçbir işi yapamaz. O yüzden benim tavsiyem, bizim ilerlediğimiz yol budur. Herkesin kendi alanı olması lazım. Sevdiğiniz, profesyonel olduğunuz, en önemlisi tabii ki burada sevmek. Sevdiğiniz alan sizin ne? Ne yapmaktan hoşlanıyorsunuz? Bununla girdiğiniz zaman çok çok başarılı olursunuz. Peki o zaman nereden başlamamız gerekiyor? Mesela kalıcı makyaj yapmak istiyorum. Bunun kaşı var, dudağı var, eyeliner'ı var, dip liner'ı var. Nasıl ilerlemem gerekiyor bu alanda? Öncelikle akademilerden sevdiğiniz alan kalıcı makyaj ise akademilerden araştırıp kendileri profesyonel bir şekilde yapan kişilerden eğitim almanızı tavsiye ederim. Nasıl anlayacağız profesyonel yaptıklarını? İşlemlerine bakacaksınız, sonralarına bakacaksınız. Bu işte bu sektörde kaç yıldır varlar, nelere dikkat ediyorlar, pigment eğitimleri var mı, o kişiler güzel eğitimler almışlar mı, kaç yıldır eğitim veriyorlar. Sektördeki sürelerine baktığınız zaman zaten bunu çok rahatlıkla anlayabilirsiniz. Yerimi buldum, eğitimimi almak istiyorum, eğitimimi alıyorum ama canlı model üzerindeyken eğitimimi de yaptım. Oradan çıkınca yapamıyorum, uğraşıyorum, istediğim gibi olmuyor ve bu benim güvenimin kaybolmasına da sebep oluyor. Akademide aldığınız eğitim kesinlikle size teoriyi, cilt yapısını, ürünleri, cihazları gösterecek. Ama bu bununla tabii ki yeterli değil. Bu size yetmez. Kesinlikle annelerimizin yemek yaptığı gibi annelerimiz bir yemeği nasıl yapar, biz ilk denemede nasıl yaparız? Tabii ki güzel yapamayız. Kesinlikle pratikle ilerlememiz lazım. Pratik olmazsa iş olmaz. Eğitimi aldınız, eğitimden sonra ara vereyim, ben bir dönem başlarım bu işe, biraz bekleyeyim, sonrasında başlayayım dediğiniz an sizin bildiğiniz her şey silinecektir. Kesinlikle eğitimden sonra 20-25 tane model almamız lazım. Modelin sonrasında tamamen anlamış oluyorsunuz. Bu 25 modelde ben neden söylüyorum? Varsayalım kalıcı makyajda kaş yapıyoruz. Her kıl tipi farklı, her ten farklı, her cilt farklı. Egzamalı bir cilt var. Yaptığınız zaman sonuçları nelerdir onu görmeniz lazım ki bu güzel çıkmayacaktır. Simsiyah kaşa siyah bir boya uygulayacaksınız ve bunun iyi olmadığını göreceksiniz. Hata yapabilirsiniz ki sonrasında doğruyu yapabilirsiniz. O yüzden uzun bir süre model almanız lazım. Peki, ben bu eğitimlerimi aldım. Belgelendirmelerim nasıl olması gerekiyor? Onlardan aldığım belgeyle her tarafta çalışabilir miyim? Evet, çok fazla akademi var. Eğitim konusu da çok yaygın. Eğitim alırken müfredatın verdiği şartlara uyarak size eğitim vermeleri lazım. Bunun sonunda da size Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bir belge verilmesi lazım ki siz bu belgelerle gönül rahatlığıyla çalışabilirsiniz. Peki, eğitim almaya karar verdim. Aldığım eğitimlerde uygulamalı mı gösteriyorlar? Canlı model üzerinde çalışabiliyor muyum, yapabiliyor muyum? Şöyle, önce size teori anlatılıyor. Teoriden sonra Milli Eğitim Bakanlığı belge almak istiyorsanız teoriyi kesinlikle almanız lazım. Teoriyi aldıktan sonra size belirtilen bir süre var. Yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayladığı saatler. O saatte kişinin elinden geldiğince canlı model alabilmesi lazım ki ne kadar fazla ten, deri, kaş tipi, eyeliner şekli görürse onun için çok çok daha etkili olur. Peki ben bu eğitimi aldım. Bir kere aldım. Bir kere benim için yeterli olacak mı? Uzun vadede bu sektörde devam edebilir miyim aldığım eğitimleri? Şöyle ki güzellik sektörü az önce de söylediğimiz gibi sürekli yenileniyor. O yüzden ilk eğitimde de kendinizi çok verimli görmeyin. Verimli olamazsanız da üzülmeyin. Bu eğitimlerin tekrarının gelmesi kesinlikle lazım. Size ilk bir tek bir cihazla tanıtılır işlem. Tek bir kaş tipiyle tanıtılır işlem. Siz pratik kazandıktan sonra
bu cihazlar, iğne yapıları, iğnelerin atış farkı, cilde uyuşturma şekli, bunların hepsi sonraki eğitimlerde tamamlanır. Bir eğitim, iki eğitim, üç eğitim. Teknoloji yenilendikçe sizin de sürekli yenilenmeniz ve sık bir şekilde eğitim almanız lazım. Eğitimi sık bir şekilde derken de en az yılda bir eğitiminizin olması lazım. Yılda bir eğitim derken aldığım eğitimi tekrarlamam mı lazım? Nasıl oluyor? Hayır. Masterclass diyoruz biz bu eğitimlere. Yılda bir eğitim, bir eğitiminizde boya pigmentlerini, hangi ciltlerde ne olur, sonuçları ne olur, renk değiştirmeden bu işlemler nasıl kullanılabilir onu öğrenirsiniz. Diğerine gittiğinizde bazı ciltlerin yapısı çok incedir. Ne yaparsanız yapın kaş rengi tutmaz. Ama size eğitim veren kişi çok profesyonel ve yıllarca bu işte tecrübeli olup bütün cilt yapısını gördüğü için size hangi iğneleri kullanacağınızı, makinalarınızın hız ayarını ve aralık atışlarının şeklini hepsini anlatır. Eğitimimi aldım. Eğitimim bitti. Akademiden çıktım. Pratiklerimi de bolca yaptım. Aktif olarak ne zaman çalışmaya başlayabilirim? Eğitim bitti. Pratiğinizi çok güzel yaptıktan sonra ne zaman danışan alabileceğinizi soruyorsunuz. Pratiklerinizi yaptınız. Pratiklerinizi yaptınız ama bir kişiye bu işlemi yapıp gönderip yapmıyoruz da bu işlemlerin kesinlikle bir rutuşun olması lazım. Kişi işlemini yaptırdı. Yaptırdıktan sonra modellerinize özellikle başlangıçta 45 gün sonra ben ona modeldi zaten aldım bu olayı burada bitireyim demiyorsunuz. Tekrar çağırıyorsunuz. Bakmanız lazım. Siz ne yapmışsınız? Nerelerde hata var? Önce onu analiz etmeniz lazım. Bu yanlışlarınızı düzeltmeniz lazım. Ondan sonra işleme başlamanız lazım. Bu da şöyle oluyor ki en az bir 2-3 ay model aldıktan sonra düzenli, günde en az 2 modelle birlikte sonrasında yavaş yavaş müşteri almaya başlarsınız. Biraz müşteri aralıklarını uzun tutarsak, günde 5 müşteri yerine 1 ya da 2 ile devam edersek sonra yavaş yavaş artışa geçecektir. Bir şey daha soracağım. Eğitimimi aldım. Bana akademide çok güzel gösterdiler. Modellerimi de aldım. Daha sonra bu modellerimi ben başımda eğitimcim olmadığında kendi kendime yaptığım zamanlar hata yaptığımı nasıl anlayacağım? Yani pratiğim bitene kadar o hatayı ya tekrarlayıp onu hatalı bir şekilde öğrenirsem? Şöyle, burada da sizi destekleyen akademiler yardımcı oluyor. Akademinizde sürekli diyalog halinde olmanız lazım. Eğitiminizi aldınız, oradaki ilişkiniz tabii ki kesilmiyor. Yaptığınız her işlemi oraya atmanız lazım. Tekrar o kişi rutuşa geldi. Tekrar rutuşta akademiye bu fotoğrafları atmanız lazım. Benim eksiğim var mı? Hatalarım var mı? Bana güzel geliyor ama bunun eksik yanları var mıdır diye akademilerinizden destek almanız lazım. Peki Esma'cığım, lafını kestim, bir şey daha soracağım. Varsayalım ki ben kaşı çok hatalı yaptım. Nasıl geri dönüş sağlayacağım? Ya da eyeliner, dudak. Şöyle, o yüzden model çok çok önemli. Dudaklarda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Eyeliner ve dudakların dönüşü yok. Kaşlarda tabii ki lazerle silinip yapılabilir. Ama eyeliner yapmak istiyorsunuz siz. Eyeliner'dan önce bunu pratiğini kazanmak için birinci kural dipliner'la başlamanız lazım. Çünkü göz çok hassas bir bölge ve insanı tedirgin edebiliyor. O yüzden göz kapağına taşmadan sadece kirpik dibinde üst göz kapağında çalıştığımız zaman en azından pratik olur. Göz kapağına yaklaşmamız, göze yaklaşmamız daha kolaylaşır. Bundan sonra kademe kademe eyeliner'a geçmek daha iyi olur. O zaman şöyle, doğru mu anlıyorum? Bir toparlamak istiyorum. İlk önce, en önce kaştan eğitimimi alayım. Kaş ve dudaktan alayım. Yavaş yavaş onları öğreneyim. Öğrendikten sonra elimin yatkınlığı da arttıktan sonra yavaş yavaş diğer makyaj kısımlarına da geçeyim. Aynen öyle. Çünkü eğitimin belli saatleri var. Belli saatlerde siz cihazları, teoriyi, müşteriyi, ten yapısını hepsini aynı anda kendinize yüklüyorsunuz ve tamamıyla aklınız karışıyor. Orada canlı modeller de oluyor. İnsanı bu daha çok paniğe sokuyor. Bu yüzden kesinlikle benim tavsiyem önce kaş, pratiğinizi atlattınız, bitti, makineye aşina oldunuz. Sonrasında dipliner ve eyeliner eğitimi. Sonra bunu da tamamladıktan sonra aynı şekilde sonrasında da dudak eğitimine geçerseniz çok verimli sonuç alırsınız. Burada da şunu da atlamamak istiyorum, bunu da söylemek istiyorum. Mesela ilk önce kaş alıyorsunuz, dudak alıyorsunuz ya, her kaşı da ilk etapta yeni öğrendiğiniz süreçte almamanızı öneriyorum. Mesela kişinin kaşı çok seyrektir, çok boşlukludur. O kaşı alırsınız, nasıl çalışacağınızı bilemezsiniz. Çok yoğun kara bir kaş çıkartabilirsiniz. Onun için gür kaşları yapmak ilk başta sizin için hem daha kolay olacak hem de yaptığınız işlem daha güzel çıkacak. Aynı zamanda bu dudak için de geçerli değil mi? Dudakta bu uçuk izleri çok fazlaysa onlara da çok bunlar fazla yapmıyoruz. Bunlar eğitimde zaten kesinlikle verilecektir. Uçuklu olan bölgeye kesinlikle, hatta vücudunda uçuk varsa işlem tamamıyla iyileşene kadar iptaldir. Peki
Eğitimimi aldıktan sonra ben de eğitim vermek istiyorum. Bunu başkalarına da öğretmek istiyorum. Bunu hemen yapabilir miyim? Nasıl ilerlemem gerekiyor? Biz de eğitimlerimizi aldık, pratiğimizi yaptık ve biz de eğitim veriyoruz. Tabii ki verebilirsiniz ama tabii ki bu bir süreç. Dediğim gibi bütün teni, cildi, pigmentleri, makinaları, makinenin atış hızını hangi cilde, hangi hızda yapmanızı çözdüğünüz zaman bir 3-4 yıl geçtikten sonra eğitim vermeniz, kişiye verimli bir eğitim vermek istiyorsanız 3-4 yılı tamamladıktan sonra benim tavsiyem eğitim vermeniz. Ben kalıcı makyajımı öğrendim. Çok güzel yapıyorum. Ama kendi merkezimi açmak istiyorum. Kendi merkezimi açarken de burada sadece kalıcı makyaj olsun istemiyorum. Tırnak olsun istiyorum, cilt bakımı olsun istiyorum, zayıflama olsun istiyorum. Yani güzelliğe dair her şeyin merkezimde olmasını istiyorum. Ama diğer konularda da bilgim olmadığı için benim merkezimde çalışacak uzmanın profesyonel olduğuna nasıl güvenebilirim? Nasıl iyi bir salon açıp hizmet sunabilirim? Şöyle, siz burada sadece kalıcı makyaj eğitimi aldınız ve hemen yer açmak istiyorsunuz. Hemen yer açtığınız zaman sizin yaptığınız şey burada ne oluyor biliyor musunuz? Büyük bir süpermarket açıyorsunuz ve içeride sadece gazete satabiliyorsunuz. Çünkü siz sadece gazeteden anlıyorsunuz, gazete satabiliyorsunuz. Ama diğer işlemler de var, bunlar boş. Bunun için, bunu yapabilmeniz için bir merkez açıp içeride her şeyin tam teşekküllü olması için sizin bu sektörde çok eski olmanız lazım ve bu konuların hakkında hepsinde bilginiz olması lazım. Farz edelim ki bu konuların hepsinin hakkında bilginiz olmasını istiyorsunuz ve böyle devam etmeniz gerekiyor. Ya bir yerde uzun yıllar çalışıp her işe girmeniz gerekir ya birkaç yıl süren değişik eğitimlere girmeniz lazım. Tırnak, kalıcı makyaj, zayıflama, cilt bakımı bunların hepsinde kapsamlı bilgi sahibi olmanız ama lazım. Ama vakit kaybetmek istemiyorum. Vakit kaybetmek istemiyorsanız sadece benim tavsiyem kalıcı makyaj eğitimi alan kişiler butik kalıcı makyaj yeri açarlarsa daha etkili olur. Ama benim asıl tavsiyem büyük firmaların adı altında çalışmaları onlar için çok çok daha etkili olacaktır. Eski zamanlardaki gibi annelerimizin yaptığı gibi insanlar yoldan geçtiği bir güzellik merkezine ya da kuaföre girmiyorlar. O yüzden tavsiye, burası kimdir, kaç yıldır var, bunların hepsine dikkat ediliyor. Ve bu sektörde, güzellik sektöründe eski kişiler bunların hepsini tam kapsamlı anlamında biliyor. Bu konuda sizin her şeyinizi oturtturmuş ve sizi işe çok sağlam bir şekilde sokmuş olur. Peki, ben bir markayla ilerlemek istiyorum. Hangi markayı neye göre nasıl tercih edeceğim? Bu kişileri nasıl tercih edeceğiniz en önemli kısım. Merkezinizde bütün işlemler olacağı için seçtiğiniz yerin de hali hazırda bir merkezi olması lazım, akademisi olması lazım ki size bu konuda gerekse ekipman, gerekse ekip arkadaşları konusunda destek olabilen bir yer tercih etmeniz gerekir. O zaman marka temsilcim olmasına karar verdiğim firmanın nelerine dikkat edeceğim? Evet, bu kısım çok çok önemli. Büyük bir merkez kuracağım, tam kapsamlı istiyorum diyorsanız, beraber ilerleyeceğiniz firmada da bunlar var mı? Kaç yıldır bu sektördeler? Ve akademik açıdan sizi destekleyebilecekler mi? Her yeni ekip arkadaşı her zaman yeni eğitimler ister. Bu kişiler onlara eğitim verebilecekler mi? Bu kısım en önemli kısmı. Firmanın da anladığım kadarıyla yeniliği sürekli takip edip, aynen, sürekli öyle yenilikle ilerleyip onu da kendi marka temsilcilerine aktarması gerekiyor. Evet, aldığı her yeniliği merkezlerinde de aynı şekilde devam ettirmesi lazım. Danışan problemlerinde de yanında olup yine markasına destek olması gerekiyor. Bunlar özellikle çok önemli konular. Şimdi ilk defa hayatınızda merkez açacağınız için danışanlarınız gelecek, birçok personelleriniz olacak. Bunları yönetmek o kadar kapsamlı ki hepsinin ayrı ayrı prosedürleri var. Bunların hepsinin ayrı ayrı prosedürünü bilmeniz lazım. Kendi başınıza yapıyorsanız ilk başta bunda çok zorlanacaksınız. Ama marka temsilcinizin size bu konuda destek olup hep yanınızda olması gerekiyor. Bu da yıllar içindeki tecrübeye dayanıyor tabii ki. Yıllardır bu sektörde olmanın faydaları. Yeni girdiğiniz anla eski başlayanlar aynı olmaz. O yüzden kesinlikle yanınızda bir destekçiniz olmasını tavsiye ederiz biz. Peki uzman kendi markasını kurup kendi markasıyla ilerlemek istiyorsa bu konuda ne yapması gerekiyor? Merkez anlamında kendi markasını yaratmak istiyorsa tabii ki bu uzun bir süreç ama çok keyifli de bir süreç. Şöyle ki bizim ilerleme şeklimiz 13 yıl aldı. 13 yıl boyunca
Her yıl, yılda iki kez yurt dışında eğitim alarak, yeni kapsamların hepsini öğrenerek, tüm yeni cihazların, yeni tekniklerin, bütün fuarların katılımı, yeri gelir müşteri memnuniyeti, yeri gelir müşteri memnuniyetsizliği de olabilir. Ekip yeterliliği, yetersizliği, bu konuda sektörde eski olup bütün her şeyi bilip yanınızdaki ekibin de yeterli olup olmadığını çözmeniz. Bunların hepsi yıllar içerisinde tamamlanıyor. O zaman Esma'cığım, şuna dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Bir işçiliğini markalaştıran kişi, bir de ismini markalaştıran kişi. Siz neye önem veriyorsunuz? Önemli olan güzel hizmet verip, kaliteli işçilik çıkartıp, devamlılığınızı hep sağlamak mı? Yoksa markayla ilerleyip... Bundan sonrasını ben getirebilirim, tabii. Bu kısımda sıkıntı yok diyor musunuz? Bunun kararını sizin vermeniz gerekiyor. O zaman Esma'cığım, buradan şunu anlamalıyız diye düşünüyorum. Bir işçiliğini markalaştıran kişi vardır, bir de ismini markalaştıran kişi vardır. Siz hangisini tercih ediyorsunuz, hangisini istiyorsunuz? Marka ismini, işçiliğinizi markalaştırıp, süreklilik sağlayıp, sektörde yıldız gibi parlayıp hemen sönmek istemiyorum. Ben hep bu sektörde devam edip köklü olmak istiyorum diyorsanız, işçiliğini markalaştıran kişileri seçeceksiniz. Yok, ben ismi marka olan kişileri seçeceğim diyorsanız, yıldız gibi parlayıp, belli bir süre yıldız gibi parlayıp ama işçilik olmadan gelen kişinin bir kere tercih edip ikinciye daha iyi bir yer bulduğunda oraya gideceklerini düşünerek bu şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Birinde sirkülasyonu alırsınız ama o danışan bir daha size gelmez. Ama markanız, işçiliğinizi markalaştırdığınızda o danışan bir kere sizin merkezinize geldiği zaman bir daha başka merkezi tercih etmez. Belki dener ama tekrar döneceği kişi siz olursunuz. Sen ne diyorsun Esma? Tabii ki dediklerine sonuna kadar katılıyorum. Devamlılık sağlamak mı istiyor yoksa anlık popüler olmak mı istiyor? Bunun kararını kişi kendisi verecek. Bir de şunu da öneriyorum, mutlaka tavsiye de alın. Herhangi bir danışana sorun. İşçiliği marka olan yere giden ya da başka bir yere giden danışanın memnuniyetini ölçün. Onlarla konuşun. Onlar da sizi zaten yeteri kadar fazlasıyla aydınlatacaktır. Nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini daha iyi anlayacaksınız o zaman. Ben güzellik koçunuz Esma Demirci. Bu hafta size eğitim, akademi ve ondan sonraki ilerlediğiniz süreçleri ayrıntılı bir şekilde anlattık. Haftaya görüşmek üzere. Ben güzellik koçunuz Sema Nur Demirci. Sağlıklı haftalar diliyorum. Haftaya görüşürüz.